Milletin güneşi bugün Çankaya'dandır. Liderimiz Meral Akşener Çankaya'da kardeşlerine buluşuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İşte liderimiz, işte Çankaya. Kardeşim telefonu indirir misin? Geri. 3 yıl boyunca ama Türkiye'nin tamamını ve o kadar çok şey öğrendim ki. Mesela bir şey defteriniz var. Veresiye defteriniz ve bakkalları falan çarpar. Yani ilaçla ilgili gelip buradan almaya kalkışıp ondan sonra ödeyemediği için bırakanlar vesaire. Mesela bir eczaneden öğrendiğim, eczanelerden öğrendim, pek çok şey oldu. Emekliyi öğrendik, işsizi öğrendik. Ama bu şeylerin içinde mağaza diyelim, eczane diyelim, dükkan diyelim. Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sizin sesiniz oldum ben kişisel olarak önce ben. Sonra da arkadaşlarım bu problemleri kamuoyuyla paylaştı. İşte iktidarın dikkatini çekmeye çalıştık. Şimdi arkadaş bugün burada artık seçim var. O istemeye geldik. Hayırlısı olsun demedi. Başarılar diliyorum dedi. Büyükşehir adayımız, Çankaya adayımız. Tamam. Mecbursun ittifak olma. İttifak olunca da kaybolup gidiyorsun. Dilin kayboluyor. Sizinle ilgili rekabet kayboluyor. Siz yani biri gitsin, biri gelsin üzerinden bir sistem bu. Ve düşmanlıklar üzerinden bir sistem. Yani mesele sistem ama Tayyip Bey yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bir tarafta CHP, CHP zihniyeti tırnak içi düşmanlığı bir tarafta. Yani o kadar... Abla sen doğru karar verdin. Oğlum ayrı bir şey anlatıyorum. O kadar şu enteresan bir şey ki bu. Ama bunu bitirmemiz lazım. O manada bizi güçlendirin ki bu sisteme şapkayı koyup öne herkes baksın. Yani çok samimi söylüyorum bunu. Bakın şimdi ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP'de başladım. Şu dükkana girdiğimizde parmağın sen nereden bileceksin oğlum? O yaş grubu bilir. Parmağın sallarlardı bize. Derdi ki mesela biz DYP'liyiz. İşte bir sürü söz vermişiz. Yerine bizi iktidar etmişler seçme. Yerine getirememişiz. Sallar parmağını bir daha napoy vereceğim der. Böyle din gibi bir siyasi ayrışma söz konusu değildir. Şey diyorum bir tarafta birine bir tarafta bir başka şeye. Doğru değil ki. Hepsi bizim. Sonuç itibariyle kimi hizmet edecek? Ya şu dili ortaya koyabilmenin gücünü verin bize. Bakın bu derecesinde şimdi ne zamandır benimle beraber geziyorlar. Hiç böyle bir konuşma ittifa yapıyorum. Çünkü seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Halbuki siz veli nimetsiniz. Sizin duyurulmanız için yani bu dükkandaki eksiğin, gediğin, müşterinin eksiğinin, gediğin duyurulabilmesinin yolu rekabetin önünün açılması. Şimdi yanımıza ben sizin açayım bir tane bu dükkanın aynısı. Özü rekabettir değil mi? Birbirinizi kötüleyerek sonuç alamazsınız. İyi hizmet. Ha, şimdi bu ya bunu taşıyalım diyorum. Biz varız. Neyse senin elini tuttum, senin gibi tuttum. Abi şimdi onları bırakalım. Arkadaşlar seçim var. O istemeye geldik. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız gelsin. İlçe başkanı, belediye başkan adayımız burada. Dolayısıyla bu seçim normalde ben bu dükkanları ziyaret ettiğimde arkadaşlar bilir. Yani tamamen sizi dinlerdim ama bugün o istemeye geldik. Durumumuz nedir? Hoş geldiniz. Durumumuz nedir? İnşallah. Hayırlısı olsun dedi. İnşallah. Buraya gelin tekrar tamam mı? Geleceğiz. Hayır ikna ederek. Bana bak. Ben gelip yemin ettiririm ona göre. İçeri girip. Ne o? Ucundan. Bak çok ucundan. Heh, tamam bozmuyoruz. Diyet yapıyorum ben de. Heh, tamam. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Oğlum bize bir şans istiyorum sizden. Yani bu yerel seçimlerde İyi Parti güçlü çıkarsa o sizin sesiniz çok daha güçlü duyulur. Yani geçtiğimiz
dönemde size yönelik çalıştık. Bakın emeklilerle ilgili pek çok hatanın, kusurun düzeltilmesini dile getiren biziz. Bir şekilde bazı şeyler düzeldi ama bazı şeyler düzelmedi. Şimdi onları devam ettireceğiz biz. Yani iktidar yerinde kalacak ama biz güçlü çıkarsak iktidarı hoplatmaya devam edeceğiz. Asabını bozmaya devam edeceğiz. Sizin adınıza ama. Sizin adınıza. Yani sizin size yapılan eksiklik, gediklik vesaire gibi. Şimdi dolayısıyla güç istiyoruz. Hizmet edecek arkadaşlarımız her ikisi de. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımızı muhtemelen tanıyorsunuzdur. Şeyi de, evet, Osman Bey'i de tanıyorsunuzdur. Oylarınızı istiyoruz. Ne oldu? Durumumuz ne? Evet, hayır, bize durum ne? Bizim durumumuz ne sende? Hizmet oy verecek mi? Oğlum oyunuzu alabiliyoruz mu, alamıyoruz mu? Tamam.